Günaydın arkadaşlar. Günaydın efendim. Lira neden yok? Lira bugün gelmeyecek. Bir arkadaşıyla buluşacakmış. Onun arkadaşı İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciymiş. Barno, senin Türkiye'de tanıdığın var mı? Ben bir profesör tanıyorum Hacettepe Üniversitesi'nde. Babam Türkiye'ye ziyarete geldiğinde onunla tanışmış. Peki baban ne iş yapıyor Barno? Babam bir üniversitede dekan. Peki annen ne iş yapıyor? Annem çocuk doktoru. Benim hem annem hem de babam doktor. Ne güzel. Sen de onlar gibi doktor mu olacaksın Çiğçin? Hayır öğretmenim. Ben avukat olmak istiyorum. Peki ülkenizdeki en popüler meslek doktorluk mu? Hayır. Ülkemizde en popüler meslek mühendislik. Yerke bulan. Peki sen ne olmak istiyorsun? Ben mimar olmak istiyorum. Ben gazeteci olmak istiyorum. Ben vali olmak istiyorum. Taiz valisi. Ben deputat olmak istiyorum. Deputat mı? Öğretmenim, milletvekili demek istiyor. Sen ne olmak istiyorsun Maxim? Ben vali olmak istiyorum. Büyük hedeflerim var. Evet öğretmenim. Arkadaşlar sizce en faydalı meslek hangisi? Bence doktorluk. Hayır, askerlik. Bence en faydalı meslek çiftçilik. Çünkü onlar olmazsa aç kalırız. Bence en faydalı meslek polislik. Çünkü onlar olmazsa güvenlik olmaz. Bence en faydalı meslek aşçılık. Çünkü ben yemek yemeyi çok seviyorum. Çınar'a, sen ne düşünüyorsun? Öğretmenim, bana göre en faydalı meslek öğretmenliktir. Çünkü bütün insanlar bildiklerini öğretmenlerden öğrenir. Polisler, doktorlar, askerler, hatta çiftçiler bile onlardan ders alır. Okuma yazmayı öğretmenlerden öğrenir. Çınar'a çok haklı öğretmenim. Arkadaşlar, şimdi sizlerle mesleklerle ilgili bir film seyredeceğiz. İnsanların geçimlerini sağlamak için yaptıkları sürekli işe meslek denir. Meslek sahibi olabilmek için belli bir eğitim almak gerekir. Meslek seçimi aynı zamanda yaşam biçiminin de seçimi demektir. Çünkü meslek, kişinin genellikle hayatını geçireceği çevreyi belirler. Yaşam boyu insana etki eder. Bu yüzden meslek seçimi gençler için çok önemlidir. Öğretmenlik, doktorluk, mimarlık, mühendislik, ressamlık, müzisyenlik, yazarlık, sporculuk, çiftçilik, muhasebecilik gibi birçok meslek türü vardır. İnsan yaşamında önemli etkileri olan meslek seçiminin iyice düşünülerek yapılması doğru olur. Yanlış meslek seçimi düş kırıklığı, mutsuzluk ve başarısızlığa sebep olabilir. Doğru bir seçim için gençlerin kendi yeteneklerini ve mesleklerin özelliklerini bilmeleri gerekir. Bilim ve teknoloji ilerledikçe her gün ortaya yeni meslekler çıkıyor. Günümüzde genetik mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ya da endüstri mühendisliği gibi meslekler gözde meslekler olarak kabul ediliyor. Ancak her insanın hayat tarzı, karakteri, yetenekleri farklıdır. Gençlerin gözde meslekler yerine kişilik yapılarına, ilgi alanlarına uygun, çalışmaktan mutluluk duyacakları mesleklere yönelmeleri gerekir. Ev ödevi olarak en faydalı meslek konusunda bir kompozisyon yazmanızı istiyorum. İyi dersler. İyi dersler öğretmenim.